Kabe, Müslümanlar için sadece taşlardan ibaret olan bir yapı değildir. Yeryüzünde bulunan bütün olumsuz durumların izlerini ortadan kaldırmak adına yeryüzünün de aynı zamanda tevhidi olması için gerekli olan bir alamet olması istenmiştir. Bu nedenle kutsal olan bir olgu olarak Müslümanlara gönderilmiştir. Kabe'yi her yıl Kurban Bayramı'ndan önce Müslümanlar ziyaret ederek gerekli olan tüm ibadetlerini yapmaktadırlar. Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlar hacı olma sıfatına erişeceklerdir. Kabe'de yapılan ibadetler Allah'a şirk koşmanın ve bu durumun Allah katında batıl olduğunun hatırlatılması için önemli bir simge niteliği taşıması oldukça mühimdir. Ancak kıyamet döneminde Kabe yıkılacağı rivayet edilmektedir. Kabe'nin kıyamete yakın bir dönemde Habeşli bir köle tarafından yıkılacağına dair Buhari ve Müslümlere geçer hadisler bulunmaktadır. Habeş, derisinin rengi çok koyu, esmer olan kimse anlamına geliyor. Bu hadisi ayır zamanda gerçekleşir. Peygamber Efendimiz Kabe'yi zamanın sonunda Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tarif edecektir buyurmuştur. Aynı bilgi farklı bir kaynakta da Kabe'yi yıkacak olan o apışık, iri ayaklı, koyu siyah Habeşli'yi Kabe'nin duvar taşlarını birer birer koparır halinde görür gibiyim buyurmuştur ifadesiyle geçer. Kabe'nin yıkılışı kıyametin büyük alametlerindendir. Bahsedilen devir artık Müslümanların yeryüzünden tamamen silinmiş oldukları sıkıntılı bir dönemdir. Kıyametin kafirlerin başında kopacağına dair hadisler mevcuttur. Buhari, Müslim rivayetlerinden anlaşılmaktadır ki Kabe'nin Habeşliler tarafından tarif edilişi ve yıkılması Hazreti İsa'nın kıyamete yakın bir dönemde yeryüzüne dönüşünden sonra gerçekleşecektir. Bazılarına göre ise Kabe'nin yıkılışı İsa'nın zamanında Yecüc ve Mecüc'ün helakından sonra denk gelir. Habeşlilerin ince bacaklı birisi tarafından idare edildiği sözü dikkat çekicidir. Esasen Habeş milleti çelimsiz zayıf bir ırktır. Ancak hadiste işaret edilen olaydaki askerin başındaki kişinin bacakları dikkat çekecek kadar ince olacağı için Peygamber Efendimiz ona iki bacakçık sahibi demiştir. Habeşliler tarafından Kabe'nin ortadan kaldırılması bu kutsal yapının yeryüzünden tamamen kalkması demektir. Bu yıkım kıyametin yaklaştığı bir zamanda gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'de Mekke-i Mükerreme'nin emin bir harem kılındığı bildirilmektedir. Aslında bu hadiste Kabe'nin yıkılacağı bildirilmektedir. Bu durum hadisin ayette çelişki arz ettiği izlenimi verebilir ama özünde bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü harem-i şerifin emniyeti dünya viran olup kıyamet yaklaşıncaya kadardır. Ayetin bu hadiste tahsis edildiğini söyleyenler varsa da Kadı Yaz önceki ifadeyi benimsemiştir. Bu tahrip Kur'an'da vurgulanan Mekke'nin emin bir belde olma özelliğine aykırı değildir. Zira bu vasıf kıyamete çok yakın bir zamana kadar devam eder edecektir. Bu ortadan kalkma, dünya üzerinde Allah Allah diyen tek bir kişi kalmadığı anda meydana gelecek. Sonrasında bir daha tamir edilmeyecek, ziyaret edilemeyecektir. Kıyametin kopması ile malumunuz yeryüzünde hiçbir şey kararında kalmayacaktır. Bir başka kaynağa göre ise Müslümanlığın dünyadan tamamen yok olduğu dönemde Kabe de Allah tarafından gökyüzüne yükseltilecek ve dünyada kalan herkes o zaman asıl gerçeği ve İslam dinini anlayacaklardır. Ama artık her şey için çok geçtir. Çünkü kıyamet kopmuş olacaktır. Hatta bir hadise göre Kabe'nin yükselişi dünya üzerinden Allah Allah diyen tek bir kişi kalmadığı anda meydana gelecek. Sonrasında bir daha tamir edilmeyecek, ziyaret edilmeyecektir. Kıyametin kopması ile malumunuz yeryüzünde hiçbir şey kararında kalmayacaktır denilmiştir. Bizzat Kur'an-ı Kerim bizlere insanlık için ilk inşa edilen mekanın Kabe olduğunu bildirir. Kur'an da burayı ilk inşa edenin oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam ile birlikte Hazreti İbrahim aleyhisselam olduğu beyan edilmekte. Ve o zaman İbrahim ile İsmail Kabe'nin temellerini yükselttiler. Yükseltilen bu temellerin geçmişte var olan bir bina üzerinde mi yoksa sıfırdan mı olduğu hususunda gayet açık bir beyanda bulunmasa da temellerini yükseltmek ifadesinden yola çıkarak kimi kaynaklar Kabe'nin İnsanlığın ilk atası olan Hazreti Adem aleyhisselam yahut oğlu Hazreti Şit aleyhisselam zamanında yapıldığını ve o zamandan beri var olabildiğini Hazreti İbrahim aleyhisselamın bu temelleri yükselttiği bildirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapımında taş taşıdı. 605 yılında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan 35 yaşındayken Kabe kapsamlı bir tadilat geçirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de yapım esnasında taş taşımıştır. Kabe'ye hizmet, İslam öncesinde de
kabileler arasında bir şeref nişanesi sayıldığı için her köşesi farklı kabilelerce onarılmıştır. Sıra Hacerül Esed'in yerine konulmasına geldiğinde bu onuru bir başkasına vermek istemeyen kabileler arasında tartışma çıkmıştır. Tartışma bizzat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılan öneriyle çözülmüş, tüm kabileler bir örtü içerisine konan Hacerül Esved'i yerine birlikte taşımış, yerleştirme işi ise kura ile belirlenerek bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Bir sonraki yenileme Abdullah bin Zübeyr, Ra döneminde yapılmıştır. Emevilerle olan hilafet tartışmaları esnasındaki savaşta zarar gören Kabe, 683 yılında Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanındaki planına göre yenilenmiş, Kureyş'in bir önceki tadilatta dışarıda bıraktığı Hicr bu yenilenmede Kabe'ye dahil edilmiştir. Tek kanatlı olan Kabe'nin kapısı bu yenilemede iki kanatlı olarak yapılmış, direklerinin sayısı artmış, iç zemini beyaz mermerle kaplanmıştır. İpekten yeni bir örtü giydirilen Kabe'nin etrafı da taşla döşenmiştir. Emevi komutanı Haccac Abdullah bin Zübeyr'in ölümünün ardından Emevi halifesi Abdülmelik bir Mervan'a bir mektup yazarak onun yaptığı bu değişiklikleri kaldırmak için izin almış ve eklemelerin büyük bir kısmını kaldırmıştır. 693 yılındaki bu tadilatta Haccac, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin de bizzat katıldığı Kureyş dönemindeki yenileme planını esas alan bir yenileme yapmıştır. Tarihi kaynakların aktardığına göre Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'yi Hacerül Esved köşesinden Irak köşesine 32, Irak köşesinden Şam köşesine 22, Şam köşesinden Yemen köşesine 31, Yemen köşesinden Hecerül Esved köşesine ise 20 zira uzunluğunda, 9 zira yüksekliğinde küp şeklinde, yer seviyesinde, üstü açık, çatısız bir yapı olarak inşa etmiştir. Harem içerisindeki makamı İbrahim, bir rivayete göre Hazreti İbrahim aleyhisselamın Kabe'yi inşa ederken ayağının altına iskele görevi görecek bir taş yerleştirdiği noktadır. Diğer bir rivayete göre ise burası Allah'ın insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Hac 27. Emrini insanlığa ilan etmek ve onları hacca davet için Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kürsü gibi kullandığı noktadır. Köşeleri 4 ana istikameti gösteren Kabe'nin doğu köşesinde tavaf edenlere başlangıç işareti olsun diye bizzat Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından yerleştirilen 30 santim çapında bir muhafaza içindeki Hacerül Esved bulunmaktadır. Tavaf edenler buradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı Hacerül Esved'i selamlayarak Kabe'yi sol taraflarını alacak şekilde tavafa başlarlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ilk inşa esnasında Kabe içerisinde buraya gelen hediyelerin muhafaza edildiği bir de kuyu yapmıştır. Arabistan'ın iklim koşullarından dolayı özellikle sellerden zarar gören Kabe'de zaman içerisinde temelleri üzerinde yeniden inşasını gerektirecek boyutta tahribatlar olmuştur. Kabe'nin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Amelikler, Cürhümler ve dedelerinden Kusay bin Kilab tarafından 3 kez baştan yapıldığı, duvarların yükseltildiği Yemen Meliki tarafından Kabe'ye kapı kilit yaptırıldığı rivayet edilse de İslamiyet dönemi öncesindeki bu tadilatlara ilişkin elimizde arkeolojik bulgular mevcut değildir. Osmanlı padişahı 4. Murad'ın kapsamlı tadilatına kadar Kabe, daha çok kapısı, tavanı, içi, örtüsüne ilişkin bazı ufak tamiratlar, detayla ilgili süslemeler ve ilaveler dışında köklü bir plan değişikliğine uğramamıştır. 16. yüzyılın sonlarına doğru kuzeybatı duvarında büyük çatlamalar olmuş, ancak İstanbul uleması tadilatın caiz olmadığına hükmetmiştir.